Adi herif, Adi. Kardeşimi buldu ama bana söylemiyor, pislik. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Biz Sabiha Titiz'e bakmıştık ama... Neden, nesi olursunuz? Kötü bir niyetimiz yok. Sadece birkaç soru soracaktık. Rahmetli oldu Sabiha teyze. Ne zaman? 10 yıl var. Tam da hatırlayamıyorum. Çok iyi kadındı rahmetli. Hepimize yemek yapmayı da o öğretmişti. Başınız sağ olsun. Peki bu kadının yanında küçük bir kız çocuğu da var mıydı? Evet evet vardı, torunu. Torunu mu? Adı neydi? Geçmiş gün hatırlayamıyorum. Yalnız Sabiha teyze onu boncuğum diye severdi. Biz de boncuk diye seslenirdik. Sabiha ölünce başka bir kadın aldı, çocuğu götürdü. Kimdi ki bu kadın? Tanıyor musunuz? Hep gelip giderdi ama hiç tanışmamıştık. İsmi neydi peki? Vallahi bilmiyorum. Sabiha hiç söylemedi, bilmiyoruz. Sabiha denen kadın öldükten sonra kız nereye gitmiş bulacaksın? Tamam efendim. Öğrendiğin her şeyi bana anlatacaksın. Eylül'ün hiçbir şeyden haberi olmasın. Ama Tunç Bey... Kardeşi ortaya çıkarsa duygusallaşıp beni yüzüstü bırakabilir. Ona güvenmiyorum. Bilmeye hakkı yok mu? Yok. Sen paranı Eylül'den almıyorsun, benden alıyorsun. O yüzden çeneni kapalı tutacaksın. Bugüne kadar planladığım her şeyi yerle bir etmesine izin veremem. O yüzden biz bulsak bile Eylül'ü aramaya devam edecek. Vakti geldiğinde her şeyi öğrenecek. Yok. Şu anda Eylül'ün bilmesine gerek yok. Allah belanı versin Tunç. Ben bu hayatta kimseye güvenemeyecek miyim? Ne işin var senin burada? Osman tuttu beni de. Otelle ilgili. Sen neredeydin? Dışarıda. Ne işin vardı? Bir işim yoktu. Dayım üzerime geldi biraz. Ben de hava alayım diye çıktım. Kimdenmiş? Alper. Çizimlerle ilgili bir şey soruyor. Telefonda olmuyor artık. Bar çizimlerini de unutmuş gerizekalı. Bugün çok aradım seni. Ya evet, kapalı kalmış telefonum. Şimdi açtım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Bir gelişim oldu mu bugün? Yo. Selim, Feride, başka bir şey. Hiçbir gelişme yok. Aynı. Peki o zaman. Ben çıkıyorum. Tunç, Osman burada, yapma.